Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. MBC turumuz devam ediyor. Şu anda Lenovo standındayız. Biliyorsunuz ülkemizde özellikle bilgisayarlarla tanınan bir marka Lenovo. MBC kapsamında Lenovo standını gezeceğiz. Bakalım ne gibi ilginç ürünler var. İlk olarak şöyle hemen kenardan başlayayım. Burada Moto G ailesi var. Şu anda görüyorsunuz ekranda. Moto G ailesinin telefon modelleri burada. Burada bir sürü modelimiz var. Hemen bakalım. Moto G Play var. Power var. Şu anda bu modelleri görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yakına geçeyim. Biraz kalabalık tabii her zaman olduğu gibi. Şöyle evet arkadaş çekildi şu anda. Biz de hemen çekelim. Moto G Play var burada. 5.7 inç ekranımız bulunuyor. 13 megapiksellik ana kamera ve 8 megapiksellik de ön kameramız var. Giriş seviyesi bir model. Moto G Power'a bakıyoruz. Burada da çentikli bir model var. Burada 6.2 inçlik bir ekranı bulunuyor. 12 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik de ön kameranın olduğunu söyleyelim. Şurada bir de Moto G var sadece. O da damla çentiği var görüyorsunuz. Onun özellikleri de 12 megapiksel artı 5 megapiksellik ana kameramız var. 6.2 inçlik bir ekranımız bulunuyor. Moto G ailesinin özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz. Bu arada damla çentik çok şık duruyor. Şöyle yakından biraz çekeyim. Şimdi fuarda gezmeye devam ediyoruz. Burada başka bir model var. Plus modeli var. G Plus. Hemen şöyle çekelim. Bu da tabii daha büyük ekranlı bir model. 6.2 inçlik Full HD Plus ekranımız var. Bu modelin özellikleri de burada bu şekilde görüyor. Şimdi devam edelim turumuza. Başka neler var? Moto Z ailesi var burada. Biliyorsunuz Moto Z özellikle çeşitli kılıflar takılması, işte çeşitli özelliklerinin bir arada getirilmesiyle biliniyor bir model serisiydi. Mesela Polaroid var burada. Telefona takılmış haliyle. Yani bir çıkış alıyorsunuz, baskı alabiliyorsunuz. Polaroid Instashare Printer'ın Moto G'nin üzerinde olduğunu göstereyim şöyle ben de. Tabi telefon bayağı enteresan bir hale geliyor ama. Şöyle bakın, ekranda görüyorsunuz. Anında baskı alabiliyorsunuz bu sayede. Tabi güzel bir özellik tabi. Böyle bu tarz ihtiyacı olanlar için iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafa bakalım. Burada JBL'in Sound Boost 2'si var. Burada da böyle maşallah bayağı bir böyle bir hoparlör sistemine dahil oluyorsunuz bu sayede telefonla beraber. Tabii bunların hepsinin telefonu ağırlaştırdığını, büyüttüğünü, pilini daha çabuk tükettiğini söyleyelim ama güzel özellikler. Bu tarafta da bir oyun aksesuarımız var. Burada bu oyunları oynarken şu an PUBG değil Fortnite var. Fortnite oynuyor arkadaş anladığım kadarıyla. Buradan tuşlarla falan oynayabiliyorsunuz. Bu da çok başarılı olmuş. Oyun tutkunları için güzel bir özellik. Şöyle çekeyim size. Birçok burada farklı farklı modlar var işte. Bizim hatta bir kısmını incelediğimiz özelliklerde olan aksesuarlar da var. Daha önce biz incelemiştik biliyorsunuz. Çeşitli fonksiyonların üzerine geldiğini. İşte burada mesela yine bir Amazon Alexa eklentimiz var. Telefonu Amazon'a çeviriyor. Burada bir projeksiyon cihazı var ki biz bunu incelemiştik biliyorsunuz. Instashare projektör diye. Burada bunları görüyoruz. Şimdi başka bir tarafa geçelim. Z5 Pro modeli de burada. GT daha doğrusu. Burada parçalarını ayırmışlar. Bunun bir benzerini başka bir yerde de görmüştüm ben. Şöyle. Snapdragon 855'li bir telefon. %95.6 ekran gövde oranı var. 5. nesil ekrandan parmak izi okuma teknolojisi var ve 24 megapiksellik de ana kameramız var ki dual kamera teknolojisini kullanıyor. Şöyle biraz da biz de elimize alalım bakalım nasıl bir şeymiş. Çentik yok bu arada görüyorsunuz. Çentik bulunmuyor. Şöyle bakalım. Şöyle görünüyor şu anda telefonu görüyorsunuz. Tabii ki izlenebilir bir kameramız var görüyorsunuz. Çünkü ben ilk elime aldığımda biliyorsunuz yoktu, göremiyordum. Kamera nerede diye baktım aslında biraz da onu söyleyeyim. Ama şu anda kamera sürgülü bir sistemde. Şöyle yapayım, tekrar göstereyim. Şurada kamerayı görüyorsunuz. Sürgülü bir sistem var. Hemen ön kamera açılıyor zaten sürgüyü açtığınızda. Biliyorsunuz bazı üreticiler böyle çözümlerle geliyorlar. Kimisi delik yaptı, kimisi böyle sürgülü sistem yaptı. Lenovo da bu tarz bir sürgüyü tercih etmiş. Lenovo Watch Plus'ımız var burada.
Böyle bir saatimiz de bulunuyor. 8 atmosfer su geçirmeme özelliği varmış. 45 günlük pil ömrü var. Bu arada bayağı şık ya bu saat. Söyleyeyim yani. Hafif de. 5 farklı modu varmış. Spor trekking yapabiliyormuş. Bu ve benzeri özellikleri var. Bunun bir de böyle Watch S serisi var. Bu X Plus'tı. Bu daha şık böyle. Görüyorsunuz. Bunlar yarı akıllı saat deniyor. Yani böyle tamam internet telefona falan bağlanıyor ama böyle her şeyi yapamıyorsunuz. Telefon görüşmesi falan yapamıyorsunuz. Ama uzun pil ömürleri oluyor bu sayede haliyle. Ben bu tarz saatleri daha çok seviyorum, onu söyleyeyim. Şimdi başka taraflara geçelim. Burada tabii Lenovo'nun farklı teknolojileri de var. Endüstri ve IoT çözümleri de burada sergileniyor. Tabii bunlar, şurada bir cihaz var. Bakalım buna. Farklı farklı cihazlarla IoT çözümleri burada sergileniyor. Gelelim hepimizin bildiği yoga serisine. Yoga serisini biliyorsun, Türkiye'de çok popüler. Birçok kişi de ben elinde gördüm, kullanıyor. Hatta biz CES'te de çekmiştik biliyorsunuz. Hatırlarsınız muhtemelen. S940 modeli. Epey de ilgi çekti bu videomuz biliyorsunuz. Çok ince, çok şık ve ben şöyle söyleyeyim, CES'te en çok beğendiğim bilgisayarlardan biri bu olmuştu. Gerçekten de çok başarılı bir bilgisayar S940. Hafif, güçlü ve donanım özellikleri de çok yüksek seviyede olduğunu söyleyelim. Kağıt gibi bir bilgisayar. Ben çok seviyorum böyle bilgisayarları malum. Bakıyorsunuz ince bir çerçeve bizi karşılıyor. Çok başarılı. 940 var yine burada bir tane. Burada 930 modelimiz var. Yoga ailesini de yine standta görüyoruz burada. Sizlere ben bu bilgiyi de aktarmış olayım. Şurada arkadaşların arkasından geçeyim ben. Yoga'nın bir diğer modeli var. Biz bunu da yine fuarda incelemiştik. C930 modeli bu. E-Ink teknolojisine sahip bir klavyesi bulunuyor. Burada klavye Türkçe desteği de var bu arada. Onu sormuştuk biz fuarda. Evet var dediler. Klavye fiziksel bir klavye değil bu. Elektronik bir klavye. Bakın şimdi. Şöyle yapayım. Gördünüz. Böyle çizim yapabiliyorsunuz. Şu an evet yapıyorum mesela. Şöyle şöyle oynuyorum. Sonra tekrar klavye modunu aldığımda yine klavye çıkmış oluyor. Bu da çok şık ve performanslı bir bilgisayar ki 7. nesil Intel Core işlemci kullanıyor. Dünyanın en ince ve en hafif çift ekranlı bilgisayarı. Evet çift ekranı var burada ama bir tanesi E-Ink olduğunu söyleyeyim. 790 gram da ağırlığımız var. Vallahi kuş gibi. Core işlemci kullanıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Bunlar mobil işlemciler. Bilgisayar gerçekten çok başarılı. Zaten bunu da biliyorsunuz incelemiştik fuar kapsamında, CES fuarında. MWC'de de karşımıza çıktı. Burada 930'un internet bağlantılı versiyonu var. LTE yani üzerinde sim kartı var. Onun dışında bir farkı yok. Burada hanımefendi kullanıyor gayet güzel bir şekilde. Yazıyor şu anda. Şöyle ekranı da göstereyim. Çok eğlenceli bir şey. Şu tarafa geçtiğimizde işte burada karşımıza profesyonel seriler çıkıyor. ThinkPad ailesi biliyorsunuz Lenovo'nun sahip olduğu bir marka model. Burada ThinkPad'in farklı varyasyonları var. 480S var burada. Bunlar tabii daha çok iş dünyasında, iş adamlarına, iş insanlarına yönelik bilgisayarlar. Şöyle biraz daha geçeyim ben. Bir diğer bilgisayar ise X1 Yoga. Bu da hem performansı hem de hafifliği arayan profesyonellere yönelik bir bilgisayar bu da. 4K'ya kadar ekran desteği sunuyor. Privacy Guard ve Privacy Alert gibi özellikleri var. Bu özellikle iş dünyasında hani güvenlik ve gizlilik ayarlarına önem verenler için kullanılabilecek bir bilgisayar, onu söyleyelim. Diğer modellerde yine fuarın çeşitli yerlerinde burada karşımıza çıkıyor. Lenovo standından aktaracaklarım şimdilik bu kadar. MWC'de Lenovo'da birçok yeni ürünü, yeni teknolojisini ve yeni hizmetini sergiliyor. Biz de bunları size aktarmaya çalıştık. Şimdi MWC turumuz devam ediyor. Farklı videolar için takipte kalın.
Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.